Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün bir abonemizin isteği üzerine Kartmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketleri hissesinin analizini, yorumunu ve KAP son 5 bildirimine bakacağız arkadaşlar ve inceleyeceğiz. Cuma günü kapanışı 1.86-1.90 civarından yapmış. Arkadaşlar Perşembe günü şu 6 aylık grafiği 5 günlüğe çevirelim de ona göre bir tekrar yorum yapacağım. 6 aylık grafiği tekrar önümüze getirdim arkadaşlar. Şuradan tekrar incelemeye devam edelim. Ocak 2023'ten beri seçime doğru gelen şu Mayıs Nisan kısmına kadar gelen bir düşüş var. Her zamanki gibi, diğer sitelerde olduğu gibi ve 28 Mayıs yani şu Haziran'a bağlanan kısımdan sonra yeşil ışık yakmış gördüğünüz gibi ve ilerleyişini devam ettiriyor. Küçük bir geri çekilme var tabii şu 28 Temmuz'dan şu tarihe kadar hani. Çünkü kırmızı ışığı yakmış HMAV 420 indikatörü. Gördüğünüz gibi kırmızı ışığı yakmış, hafif bir geri çekilmiş 1.75 seviyelerine kadar ve günümüzde ise 1.85'ten işlem görmekte arkadaşlar. KAP haberleri ve bildirimlerine bakacaksak eğer, tabii kısa vadede ne olacağını bilemeyiz ama bildirimlere bakarak uzun vade yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Dün gelen bildirimlere göre şu faaliyet raporunu bir inceleyebiliriz ve finansal raporunu. İlk finansal raporuyla başlayalım arkadaşlar. Belki hani olumluysa eğer haftaya güzel bir başlangıç yapabilir. Tabii ki buradaki okuduğum şeyleri veya yaptığım yorumları yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Ben sadece burada şirketin genel görünümü hakkında sizlere yorum yapıyorum. Ve şunu okuyalım. Dönem özet konsolide finansal bilgiler ilişkin sınırlı denetim raporu. Burada gördüğünüz gibi Axis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketlerinin bir yorumunu görüyoruz. Görüştür olumlu olarak söylemişler. Giriş gelişme sonuç ve sınırlı denetim kapsamını siz buradan okuyabilirsiniz. Biz aşağıya finansal tablolara gelelim. Buradan öz kaynaklara bakalım. Her zaman baktığımız gibi. Öz kaynaklar, ana ortaklığa ait öz kaynaklar ve toplam öz kaynaklara bakarsak eğer belli bir artış olduğunu görebilirsiniz. 996'dan 1.493'e çıkmış gördüğünüz gibi. Yaklaşık %50 yükselmiş. 6 aylık bilançoya bakarsak eğer bu Aralık 12-2022 dönemine ait olan ve ikinci çeyrek 2023 dönemine ait olan öz kaynaklar. Diğer öz kaynak tablosuna bakarsak eğer ana artıkla ait öz kaynaklar burada gördüğünüz gibi zaten altta da gördüğünüz gibi açıkladık. Ödenmiş sermayesi de 652 milyondan 1 milyar 76 milyona çıkmış. Buradan kar zarar artışlarına bakarsak eğer şuradan bakalım hemen kar. Net dönem kar veya zararı oradan bakabiliriz. Net dönem kar veya zararı 82 milyondan 69 milyona düşmüş. Bu da yani aslında normal karşılanabilir ama öz kaynaklarını artırarak devam etmişler yola. Toplam kaynakları da gördüğünüz gibi 2.7'den 3.4 seviyelerine gelmiş. Buradan başka bakacağımız bir ticari borçlarından açıklama yaparsak gene çok değişmemiş. 251 milyondan 252 milyona geçiş yapmış. İndikatörlere bakılsak değer arkadaşlar hani şuradan long entry diyor. Yani şu seviyeden 1.02 seviyesinden indikatör uzun vadeli bir şey açmış. İndikatör olumlu sonuç vermiş. Tamamen Mayıs 23'ten tam seçim öncesinden nereye kadar nasıl desem şuraya kadar falan açmış. Yani 1.27 %30'luk bir artış vermiş. Aynısını burada da yapmış. 26 Haziran 2023'te de açmış. Ve zaten rally başlamış buradan. Tekrardan hafiften yataya bağlamış ama uzun vadeli şunlara ikisine bakarsak eğer tekrar şu seviyelere gelebilir seçim öncesi yani Ocak-Şubat dönemine gelebilir. Yani zaten genel anlamda hisseler öyle yapıyor. Kış dönemine olumlu yansıyor. Bu hisselerin de Katmerciler Araç Üstü Ekipman hissesinin de bir önceki yıla bakarsak eğer aynen şuradan 2022 tarihlerimize gelelim. Yazın Temmuz 22 gördüğünüz gibi bayağı bir yerlerde sürünüyor. Ama kış dönemine doğru gördüğünüz gibi tamamlıyor yukarı. Bir önceki senesi var mı? Yok. Bu zaten var var. Bu aynen.
Genel anlamda kış dönemlerinde Mart ve bir geri gidersek Şubat 2021'de de tırmanışlara devam etmiş ve zirvesini yaza doğru gene aşağılara doğru çekmiş. Ben yine aynı o senaryo olacağını düşünüyorum. Yani bu şu seviyelere gelebilir diye yorumluyorum. Ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Gene kap bildirimlerine ve yeni iş anlaşmalarına bakarak sizler de yolunuza devam edersiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.